Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım nasıl gidiyor? Sınava az bir süre kaldı. Merkez Tevki kanalına hoş geldiniz bu arada. Ben İlhan hocanız. Gerçekten sınav az bir süre kaldı. Ve her gün sana gece sorusu atmaya çalışıyorum. Ve bu gece soruları üzerinde aslında soru sayılarını arttırmaya çalışıyorum. Bir taraftan mikro denemeleri çekiyorum. Bir taraftan kırmızı testlerin genel tekrarını yaptık. Soru bankalarımızın kırmızı testleri vardı. Onu da yaptım. Üzerine bir de turuncu tekrarlar geliyor. Yani ben bildiğin senin gibi çalışıyorum. Yani gece gündüz belki de bazılarınızdan hani rakipler uyuyor diyoruz ya. İşte geceleri uyuyan o rakiplerden daha çok çalışıyorum. Sırf sen iyi bir yer kazan diye. Sırf sen bir net fazla yap diye. Gerçekten canı gönülden senin iyi yerlere gitmen için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Zaten bu süreçte bu yoğunluğun arasında gerçekten yeni senenin plan programını da yapıyorum bir taraftan. Bir de Z takım hocalarımla birlikte bu plan programını yaparken de sizlere daha kaliteli yani 2025 tayfa için sizlere daha kaliteli neler yapabiliriz diye oturuyoruz. Altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bildiğim böyle kafamızı kaşıyacak zamanımız yok. Ama ben senin şu an karşındayım. Bugün çember analitiğinden iki tane çember analitiği soru, bir tane de bonus trigonometri sorusu çözeceğim. Bazı arkadaşlar trigonometri çözün hocam trigonometri diye yazıp duruyorlar. Ben de böyle yavaş yavaş aslında bir deneme formatına doğru geçmeye çalışıyorum. Çünkü bir taraftan mikro deneme zaten atıyorum ama bu gece sorularını böyle hafif hafif ne yapacağım böyle karma yapacağım bak. Şimdiden bu videoyu izleyenler bunu anlayacaklar. Videoyu izlemeyenler böyle gece gündüz yatanlar olaydan haberleri bile olmayacaklar. Onlara iyi uykular diyoruz. Üç hayırla uyurluyoruz ve... Sen de beni desteklemek istiyorsan aşağı inip video beğeni bırakırsan beni mutlu edersin. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim. Her geçen gün senin için özellikle daha kaliteli videolar çekmek için, seni üniversite sınavına soktuktan sonra da 10 yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Gel bakalım bugün çember analitiğinden önce soruyu durdurdun, çözmeye çalıştın ve Geliyorum aşağıya. Soruyu durdurdun. Burada bir dişli çark var görüyorsun. Çözmeye çalıştın. Sonra bir de bonus sorumuz var. Bonus soruyu da durdurdun, çözmeye çalıştın. Kaçta kaç yaptın? Lütfen yorumlara yaz bak. Önceki videolara yazmıyorsunuz. Lütfen bak arkadaşlar. Yani ben sizden öncelikle bunun hangi seviyede olduğunu görmem lazım. Ona göre soru seçiyorum. Yani sizin seviyenize uygun çözmeye çalışıyorum. Yani yorum yapmaktan çekinmeyin. Yorumlara göre de aslında soru seviyesini de ayarlamaya çalışıyorum. Yani benim bir istatistiğim var. Bu istatistik için bana lütfen yardım edin. Tamam mı? Peki gel şimdi birinci soruya bakalım. Demiş ki sana bak bu çok güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde verilen D doğrusu iki noktada kesişen O merkezli birim çember. Bir dakika bir dakika bir dakika burayı hızlıca geçersen geçmiş olsun derim sana. O merkezli birim çember. A merkezli çembere sırasıyla T K virgül iki, e, kök 2 bölü 2 noktasıymış T noktası. B noktasında T etmiş. A merkezli çemberin denklemi de verildiğine göre A merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi çemberin yarıçapı nasıl bulunuyordu? X eksi 5 kök 2 şu X'in katsayısının yarısını alıyordum. Tamam mı? Karesini aldım. Artı Y'nin herhangi bir katsayısı olmadığı için Y kare. Artı M eksi 5 kök 2'nin karesi nedir? 50'dir değil mi? Eksi 50 yazdım. Eşittir 0 yazdım. Tamam. Aslında X'inin koordinatını bulmuş oldum. Yani merkezinin koordinatları 5 kök 2'ye 0. O zaman O noktasından A'ya kadar... Kırmızı uzunluk nedir? 5 kök 2'dir. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi T noktası K'ye kök 2 bölü 2 ise ve birim çemberse artık şekle yaklaşalım. Her şeyi öğrendik. Bak şimdi. Şöyle başlayalım. Diyelim ki A merkezden BTT doğru. Merkezden TT birleştirdiğimizde ne olacak? 90 derece. O merkezden TTT t birleştirdiğimde 90 derece. Yalnız T noktasının bak aşağı indirdin. Şurasının K birim. Şurasının da kök 2 bölü 2 birim olduğunu biliyorsun ya. E hipotenüste de 1 var. O zaman ben burada Pisagor alırsam bak 1'in karesi 1. Kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4. Bak hemen yazıyorum. Ç kare artı e, k kök 2 bölü 2'nin karesi nedir? 2 bölü 4. Eşittir 1 yazarsam. 2 bölü 4'ü karşıya aldım yani 1 bölü 2'yi. K kare buradan 1 bölü 2 geldi. Yani K değeri de kök 2 bölü 2 geldi. Şimdi bunu niye öğrendik? Çünkü sen şurada bir dik üçgen yapınca 45 45 90 üçgeni ortaya çıkarttın. Peki bu 45 45 90 üçgeni nerede işime yarayacak dersen işte sorunun en güzel kısımlarından bir tanesi şuradaki doğruyla buradaki doğru 90'lar sayesinde nedir? Paralel doğrudur. Paralel doğrularda yöndeş açı kavramı var. O zaman 45 dereceyi buraya taşırım. Sonra bitmedi. Şimdi biz bunun hani hatırlarsan o a'ya 5 ki demiştim ya. İşte 45 dereceyi bulduktan sonra hatta gel yazalım. 45 yazdım. O noktasından şöyle bir dik atalım. 90'ın karşısı 5 kök ise şurası 5, burası da 5. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için TB'ye de 5 buldum. Dikdörtgen var orada. Sonra, dikkat et bak sonra, burada ise yapacağımız tek şey şu. E biz zaten birim çember olduğu için şu OT'yi 1 biliyorum. Karşıya 1 yazdım. Peki 5 ile 1'i topla 6. A merkezi çemberin yarı çapı ne geldi? 6 gelmiş oldu. E o zaman şıklara baktığımızda cevabımız da nedir? D seçeneğidir. İlk sorumuzu çok güzel bir şekilde çözdüğümüze göre gel şimdi ikinci sorumuza geçelim. Diyor ki yukarıda bir duvar saatinin içindeki çember şeklindeki çarklar ve buna bağlı olarak doğru parçaları gösterilmiştir. Bu düzenek analitik düzleme aktarıldığında O noktası orijin, OH doğrusunun denklemi de Y eşittir 4X bölü 3. Yani içler dışarı yaparsan 3Y eşittir 4X. Hatta bir yere toplamak istersen 4X eksi 3Y eşittir 0. Bak neresi orası? OH doğrusu. Bak 4X Eksi 3Y eşittir 0 doğrusu. O X ekseni üzerinde. 90'lar verilmiş. HK 2. Buraya 2'yi yazdım. Sonra büyük çemberin merkezin koordinatları 9'a 2 olduğuna göre N noktasının apsisi nedir diyor. O zaman önce şunu düşünmem lazım benim. Şimdi L merkezden bak şurada bir doğrun var tamam mı? OH doğru. L merkezden bu doğruya mesafemiz H olsa bu H mesafesini nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musun bak? Şöyle yapalım. Dur. Ben bu şurayı siliyorum. Zaten yukarıya yazmıştık. Şimdi 9'a 2 noktam var. Doğrumuz da zaten 4x 3y eşittir 0 değil mi? H yüksekliği eşittir. Mutlak değer içerisinde noktayı denklemde yerine yazıyorduk. 4 çarpı 9. Eksi 3 çarpı 2. Kapattım mutlağı bölü. Kat sayılarımız 4 ve 3 olduğu için aşağıya direkt kökün içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi yazacağım için 5 diye çıkacak dışarı. 36'dan 6 çıkarttım. 9 kere 4 36. 6 çıkarttım 30. 30 bölü 5 ne yaptı? 6 gelmiş oldu. Peki ikisi buradaysa 4'ü buraya yazar mıyım? Yazarım. Sonra e, merkezden K'ye kadar 4 bilimse yarıçapı e, yarı çapı buldun. Yani O'dan M'ye çizdin 4. O, pardon O'dan diyorum. L'den M'ye çizdin 4. L'den N'ye çizdin 4. Daha net görmen için aslında şöyle çizsem daha güzel olacak. Dur. Şöyle bir çemberimiz var. Şuradaki MN kirişini gördün. Şurada bir L noktası var. Şu yarı çapı birleştirdim 4. Bu yarı çapı birleştirdim 4. Değil mi? Peki L'den aşağıya dik atsam Y'sinin 2 birim olduğunu biliyor muyum? Bak sonuçta O noktası orijin demişti ya. Y'sinin 2 birim olduğunu biliyorum. Peki merkezden kirişe dik attığımda tabanı keş parçaya bölecek. Yani burası 2. Bak bakalım orada tanıdık bir özel üçgen çıktı mı? 90'da 4 var. Hangi açıda yarısı olur? 30. E bu da 30. Değil mi? Şuralar 60 60'tan. Yani şuraya ben 2 köküç yazarım. Buraya da 2 köküç yazarım. Yalnız L noktasının x'i 9 değil mi? Yani şu mesafe komple 9 olacak. E 2 kök 2'si buradaysa pardon 2 kök 2 değil. 2 kök 3'ü buradaysa 9-2 kök 3'ü om'ye yazdım. E ekstra şurada da 2 kök 3 var. Şimdi n noktasının koordinatına baktığımızda 9-2 kök 3 kök, 2 kök 3'ü toplasam 9. 2 kök 3 de burada var. 9 artı 2 kök 3. O zaman cevap ne gelmiş oldu? Bak bir iki kök yazamıyorum ya. N noktasının x koordinatı yani apsisi 9 artı 2 kök 3 yani C seçeneğe gelmiş oldu. Gerçekten çok keyifli bir soruydu. Gel şimdi bonus soruya geçelim. Trigonometriden o da. Aslında her şey var. İkinci dereceden denklem var. Kökler toplamı var. Kökler çarpım var. Her şey var. Bir okuyalım. Demiş ki. Denklemin kökleri x1 sin alfa. x2 cos alfa. Şimdi yukarıda da 4x kare eksi 5x artı k eşittir 0 ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde kökler toplamı nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü a ile bulunuyordu. Kökler çarpımı da nasıl bulunuyordu? C bölü A ile bulunuyordu. Bunları hatırlıyorsun. Tamam mı? Peki gel şimdi. Ben x1 ile x2'yi toplasam. Yani sinüs alfayla kosinüs alfayı topladım. Eksi B bölü A. Yani eksi eksi 5 bölü 4 yaptığında 5 bölü 4 geldi değil mi? Şimdi eşitliğin her iki tarafını karesini alıyorum. Çünkü neden? sin kare alt artı sin kare alfa artı kos kare alfanın değerinin 1 olduğunu biliyorsun. Unutmadın değil mi? Bak sınav az bir süre kaldı. Yani stres olmanı istemiyorum. Eğer konu eksiğin varsa ne yapacaksın? Hemen söylüyorum sana bizim video ders kitabımızda trigonometri de dahil olmak üzere yani trigonometri kitabı yani daha doğrusu geometri kitabının içerisinde trigonometri olan tek kitap bu. Ve 416 sayfa ve bu konuların hepsi bir videoda anlatılıyor. Bir video konu anlatımı, bir video teğet ve merkez yani ÖSYM tarzı sorular. Teğet ve merkez testlerimiz var. Konu eksin mi var? Hangi konudan? Trigonometriden. Hangi kısım? Trigonometrik fonksiyonlar. Gideceksin o videoyu izleyeceksin eksiklerini kapatacaksın tamam mı? Yani 39 günlük kamp ama sen direkt şu an eksiklerine yönelik çalışman lazım tamam mı? Bu zaten video ders kitabında konu anlatımı yapıyoruz. Soru bankasında da ödev kitabı yani ödev planımız var. Yani sen bolca soru çözerek kendini geliştirebilirsin. Geometri eşittir tekrar tekrar söylüyorum. Bolca soru çözmektir tamam mı? O yüzden bu kitaplara bakabilirsin, kamplara bakabilirsin. Tamamen sana kalmış tamam mı? Eğer kitaba da ulaşmak için de BKM kitapta en uygun fiyatlı internet sitemiz orası ve orada da merkez kodunu yazdığında ekstra sepette %10 indirim oluyor. Birden fazla kitap alacaksan bence çok büyük bir avantaj. Şimdiden düşünüyorsan aklında olsun tamam mı? Merkez kodunu %10 sepette indirim sağlıyor tamam. Şimdi devam edelim o zaman gel. Burada biz karesini alalım. Sin kare alfa artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarpı kos alfa artı ikincinin karesi eşittir. 5 bölü 4'ün karesi nedir? 25 bölü 16. Şimdi bak bakalım şu sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1 değil mi? Evet. Karşıya yolla. 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir. 25 bölü 16 eksi 1. Fakat biz burada bak K'yi niye vermiş? Kökler çarpımı bak. Kökler çarpımı C bölü A ya. K bölü 4 değil mi? Evet. Yani sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı k bölü 4 olmuş oluyor. Çünkü kökün bir tanesi sinüs alfa diğer ikisi kosinüs alfa. Bunları çarpınca k bölü 4 yapıyor. Şimdi gel onu oraya yazalım bak. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa k bölü 4 eşittir. 16 çarpı 1 16. 25 eksi 16 ne yapacak? 9. 9 bölü 16 gelmiş oldu. Peki sadeleştirmemiz var mı? 2 ile 4 sadeleştirdim. Burada ne olacak? 1'e 2. Peki K buradan ne geliyor? Bak dikkat et 16 ile 2'yi sadeleşiyorum. 8. 9 bölü 8 gelmiş oluyor. Aradığımız cevap da bu olduğu için şıklara baktım. Cevabım C seçeneğidir. Gerçekten bonus soruyu da özellikle trigonometri için hızlı bir ne yaptık? İkinci dereceden denklem tekrar yapmış olduk. Ve eline koluna sağlık diyerek tabii kaçta kaç yaptığını yoruma mutlaka yazıyorsun. Videoya da destek amaçlı yani bu emeğin karşılığında gecenin bir vakti inan hocam bugün 10. mu? Herhalde 10'du yanlış hatırlamıyorsam. 10. gecenin sorusu atıyor. Belki 11 de olabilir. Bu aslında senin için hatta 11 11. Heh, şimdi hatırladım. 11. gecenin sorusu sırf sen bir şeyleri artı bir net daha yap diye. Tamam mı? O yüzden güzel haberler alacağıma eminim sınav çıkışında. Ve çalışmanı asla bırakma. Biliyorum son düzlük. Biliyorum çok yoruldun ama zafer. Zafer çanlarını duyuyorum. Sen de duyuyor musun? O yüzden lütfen bu son süreçte, son düzlükte çalışmaları bırakma. Tamam mı? Gece gündüz olsa bile her daim Emeklerinin karşılığını yani bir sene boyunca emeklerinin karşılığını almak istiyorsan bu son düzlüğü iyi yönetmek lazım. Soğukkanlı olmak lazım anlaştık mı? Ama şunu unutma ben her daim senin yanındayım anlaştık mı? E o zaman seni uğurluyorum sana kolay gelsin diyorum. Kendine çok iyi bak iyi çalışmalar bay bay.